Profesör Mester'ın ücretsiz CompTIA Network Plus sertifikasyon eğitim kursuna hoş geldiniz. Ben James Mester. Bu modülde LAN teknolojileri hakkında konuşacağız. Daha önceki modüllerde tüm geniş alan ağları hakkında tartışmıştık. Bu seferinde çok özel yerel alan ağı teknolojileri hakkında tartışacağız. Öyleyse Ethernet'in ne olduğu ve 15 T'den 10 g kadar Ethernet çeşitleri üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Ayrıca bir yerel alan ağında görmek istediğimiz LAN özellikleri ve bunların tam olarak nasıl çalıştığı ile ilgili konuları da değineceğiz. Bireysel yerel ağ tiplerinin özelliklerini açıklamaya başlamadan önce bunlar üzerinde görmeyi beklediğimiz özellikler hakkında konuşalım. Bir tanesi genelde ethernette bir şeyin çarpışma algılaması ile taşıyıcıyı dinleyen çoklu erişimi olarak ifade edildiğini duyacaksınız. Bu A üzerindeki istasyonların çarpışma ifadesiyle belirtildiği anlamına gelmektedir. Bunlar trafiği göndermeyi denemektedir ancak bir başkasının trafiği göndermesiyle aynı zamanda trafiği göndermek istememektedirler. Çünkü eğer bu olursa sinyaller birbirine karışmış olacaktır. Bunlar birbirleriyle çarpışmış olacaktır. Her iki taraf da ne olduğunu anlamayacak çünkü siz kablo üzerinden bozuk veri almış olacaksınız. Bu iki istasyon hemen iletişim kuracaktır ve biz bunu çarpışma olarak ifade ediyoruz. Ancak bunlar Ethernet'in normal bir fonksiyonudur. Bu kötü bir terim olarak görülebilir. Bir çarpışma gerçekleşmesi kulağa korkunç geliyor. Siz çarpışmak istemezsiniz. Ancak gerçekten Ethernet yarım çift yönlü modda birbiri ile çarpışmak ve bu olduğunda yanıt verebilmek üzere tasarlanmıştır. Bu standart bir Ethernet çalışma şeklinin parçasıdır. Şimdi Ethernet'e ve gerçekten birçok ağ oluşturma teknolojisine sahipsiniz. Bu yayın olarak adlandırılırdı. Yayınlar ağın çalışması için oldukça önemlidir. Çünkü siz bir istasyon yapıyorsunuz ve bunun dünya ile iletişim kurması gerektiği zaman A üzerindeki her bir aygıtta bireysel paketleri göndererek neler olduğu hakkında bilgilendiremiyor. Bu yayın olarak adlandırılan özel bir çeşit paketi göndermektedir. Bu yayın alt A üzerindeki her aygıt için tesis edilmiştir. Bu özel bir adrese sahiptir. En kısa zamanda A üzerindeki her aygıt paket görür ve bunun özellikle adreslenmediğini bilir. Ancak bir yayın olduğunu da bildiği için paketi alır. Ve paketin içerisinde ne olabileceğine yönelik uyum eylemleri gerçekleştirir. Bu yüzden ağımızdaki yayınlar oldukça önemlidir. LAN ile birlikte başka bir konsept daha vardır. Bağlama olarak adlandırılır. Ve bu çoklu LAN bağlantılarını yapabileceğiniz ve bunları birbirine bağlayabilirsiniz. Böylece bunlar çok hızlı bir mantıksal bağlantıya benzerler. Bu gigabit ethernet bağlantılarında normaldir. Bu yüzden bir gigabit ethernet bağlantısı ile iki anahtarı bağlamak yerine 2 veya 4 ayrı gigabit ethernet bağlantısı ile bağlarsınız. Ve bu aygıtlar arasında çok fazla veri çıkışı elde edersiniz. Burada standart IEEE'den başka IEEE 802.3 AD bulunmaktadır. Bu bir link kümelenmesidir. Ve bu sayede tüm aygıtlar bu bağlanmanın bazı avantajlarından yararlanabilir. Ethernet bugün dünyamızdaki istisnasız en popüler ağ oluşturma teknolojisidir. Herkes Ethernet'i kullanıyor. Bu neredeyse yerel alan ağlarında evrensel bir standarttır. Dünyanın her yerinde son derece yaygındır. Ethernet'in çok değişik tipleri bulunmaktadır. Geçen yıllar boyunca Ethernet bir parça değişmiştir. Bu üzerinde bir AI portu, bir BNC portu ve bir RJ45 portu bulunduran bir ağ kartıdır. Bu bir yoldur. Çünkü Ethernet son kullanıcıya farklı yollarda sağlanabilmekteydi ve bu eski A kartları gerçekten birçok farklı Ethernet tipi ile birlikte çalışabilmekteydi. Bugün modern Ethernet neredeyse sadece bükümlü tel çifti, bakır kablo veya fiber bağlantıları kullanmaktadır. Gerçekten bu I portlarının veya eski koaksiyel BNC bağlantılarının var olduğunu göremezsiniz. Bugünlerde 110 ve daha yüksek hızda Ethernetlerde çalışan birçok fiber bağlantı bulunmaktadır. Ethernet ile ilgili biraz geriye gideceğiz, ve 15T hakkında konuşacağız. 15T eğer bu ismi parçalara ayıracak olursak, 10 network boyunca geçen band genişliğini ifade eder. Saniyede 10 megabit demektir. Burada yazan ilk sayı her zaman bizim hızımızı gösterir. Daha sonra base adı yazılır. Base, İngilizce base Band ana band için kısaltmadır. Bir ana band ağı tüm ortam boyunca tek bir frekans kullanmaktadır. Bu trafiği gönderdiğinde her zaman o frekansta kalır. Trafiği aldığında yine her zaman o frekansta kalır. Bu teknolojiden başka, ethernetten başka ortamı kullanan hiçbir şey yoktur. Bu yüzden hat üzerinde başka hiçbir sinyal yoktur. Burada başka bir frekans kullanılmamaktadır. Bu sadece özel topoloji tipi için alınmış ve korunmuştur. Burada T harfi bükümlü tel çiftini ifade etmektedir. Eğer ethernet ağlarına bakarsanız Bunlar koaksiyel üzerinden çalışırlar. Fiber üzerinden çalışırlar. Eğer bir T harfi görüyorsanız, bunun her zaman RG45 olacağını veya bazı başka tipte bükümlü tel çifti bağlantısı olacağını bilirsiniz. 15T kategori 3 kablosu olan, yani en fazla 100 metreye kadar saniye başına 10 megabitte ethernet genişletebildiğimiz, bükümlü tel çifti için sahip olduğumuz ilk standartlardan birisini kullanan bir bükümlü tel çifti gibi ilginçtir. Bu birçok ortamda uzun bir yoldur. Eğer bundan daha uzağa gitmek istiyorsak sinyali tekrar ederek veya belki de fiber koyarak başka şekillerde bunu genişletmemiz gerekir. O halde 10 megabit ethernet oldukça iyiydi. Ancak biz daha hızlı ethernet istedik. 100 megabit hızına kadar ulaşmak istedik. Bu yüzden 100 Base TX adını verdiğimiz bir şey oluşturduk. Buna hızlı ethernet adını vermiştik. Bugün daha 100 megabit ethernet için hızlı ethernet ifadesi ile konuşuyoruz. Bu kategori 5 veya bugünlerde kategori 5E olarak adlandırılan yeni bir kablo bağlantısı kategorisini kullanmaktadır. Bu sadece ortamdan geçen bükümlü tel çifti korumasız bakır kablolardır. Yine maksimum 100 metre kablo bağlantısına sahibiz. Ayrıca 100 megabitin farklı bir çeşidi daha vardır. 100 base fx olarak ifade edilir ve fiber üzerinden çalışır. Bu çoklu mod veya tekli moddan herhangi birisi olabilen iki telli optik fiberdir. Çoklu mod fiber bize yarım çift yönlü de 400 metreye kadar izin vermektedir. Ancak neredeyse herkes bu bağlantılar üzerinden tam çift yönlü de çalışmaktadır. Bu çoklu mod fiber anlamına gelmektedir. Bununla birlikte ethernetimiz ile kilometrelerce gidebiliriz. Bu yüzden eğer bunu çok uzak bir kampüste veya başka bir binaya doğru genişletmemiz gerekirse bunu yapmanın tek yolu budur. Eğer daha uzağa gitmeniz gerekirse bunu tekli mod fibere yerleştirin. Tam çift yönlü çalışan 100 megabit ile tekli mod bağlantıları üzerinden 2 kilometreden daha uzağa gidebilirsiniz. 100 megabit ethernet bulunduktan sonra bundan daha hızlısını istedik. Bu yüzden gigabit etherneti icat ettik. Gigabit ethernet farklı fiber ve kablo tipleri üzerinde çalışmaktadır. Bu bakır kablo tipi 1000 base olarak ifade ediliyordu. Yeniden burada 1000 bizim saniye başına megabit hızımızı gösteriyor. Base, ana band ve T bükümlü tel çifti bakır kablo anlamına geliyor. Burada kategori 5 bükümlü tel çifti kablosu üzerinden gigabit ethernetten bahsedeceğiz. Genelde bunu kategori 5E üzerinden veya bugünlerde kategori 6 üzerinden görmekteyiz. Bu gigabit ethernet standardının ilginç olan tarafı 100 megabit veya 10 megabitte kullanmanın mümkün olmadığı 4 çiftli kabloyu kullanmaktadır. Bu yüzden burada bu tellerin her birisini kullanıyoruz. Ancak insanoğlu olarak dışarıdan baktığımızda bunlar bize tamamen aynı kablo olarak görünmektedir. Bunlar kullanabileceğimiz aynı kategori 5E veya kategori 6 kablosudur. Sadece Beam base t kullanırken bunun içerisinde tüm bu çiftleri kullanacağınızı aklınızda tutun. Eğer fiber kullanmak istiyorsanız standart olarak 1000 Base X şeklinde ifade edeni kullanabilirsiniz. Bununla çalışabilmek için fiberin farklı standartları vardır. Bir tanesi BIMBASE LX'tir. Bu çok uzun dalga boyu lazeri kullanır. Bununla birlikte 5 kilometreden daha uzak mesafelere gidebilirsiniz. Eğer kısa bir dalga boylu lazer üzerinden gigabit eterneti çalıştırıyorsanız bu BIMBASE SX'tir. Sierra X-Ray standardı. Yaklaşık 550 metrede çalışacaktır. Öyleyse bu fiber ile bakır ile elde ettiğimizden çok daha uzak mesafelere gidebiliriz. En popüler Ethernet uygulamaları saniye başına 10 gigabitte çalışan fiber üzerindedir. Bu yüzden 10Base-T ile daha önceki açıklamalarda gördüğümüz saniye başına 10 megabite göre çok daha hızlı Ethernet'tir. Bu 10G Base, 10 gigabit Base SR kısa aralığı ifade etmektedir. Yeniden saniye başına 10 gigabite geldiğimizde bizim ana bandımız kısa aralık üzerinden komünikasyon sağlamaktadır. Bu gerçekten hakkında konuştuğumuz kısa aralıkta Çoklu mod fiberi kullanır. Bu yüzden doğru fiber tipi ile yaklaşık 300 metreye kadar gidebiliriz. Bazı eski tipteki fiberler ile en fazla 80 metreye kadar gidilebilmektedir. Bu yüzden ortamlarımızda 10 Gigabit Ethernet kullandığımızda bazen mevcut fiberi kullanamayız. 300 metreden daha uzağa gidebilmek için aklımıza geleni yapmalıyız veya yeni bir fiberi yerleştirmemiz gerekir. Tekli modu kullanan ve 10GBASE-LR olarak adlandırılan 10 gigabit fiber için uzun aralık standardı bulunmaktadır. Bu yüzden yeniden tekli modun daha uzağa gidebileceği düşüncesi uzun aralık komünikasyonlarınızı anlamlı hale getirmektedir. Bu gerçekten uzun mesafelere kadar ulaşabilir. Bu standart ile 10 kilometreden 25 kilometreye kadar gidebilirsiniz. Ayrıca bir de fiber üzerinden 10 gigabitlik genişletilmiş aralık bulunmaktadır. 10 ir ER, genişletilmiş bir aralıktır ve tekli mod fiber kullanmaktadır. Ancak buradaki teknolojisi 40 kilometreye kadar gidebilmektedir. Normalde her iki uçta da bunun gibi aygıtlara sahipsinizdir. Bu tip ve hızlardaki gigabit ethernet bağlanabilirliği istasyon içerisinde bir bağlantı değildir. Fiber üzerinde bu tip anahtarlar ve bu hızlarda çalışmak üzere tasarlanmış routerlar boyunca gitmektedir. Ancak bir 10 gigabit Ethernet'i çalıştıran konsepti aldığınızda ve bunu vana koyduğunuzda ne olur? Bu 10 gigabit teknolojilerini uygulamaya başladığınızda bu zaten aklımıza gelen bir şeydi. Bu yüzden 10 Base, SW, LW ve EW standartlarını ortaya koyduk. Eğer bizim kısa, uzun ve genişletilmiş alanlara baktığımız zamanki standartları hatırlıyorsanız bu aynı şeydir. Sadece WAN olarak ifade edilen ve W harfinin eklenmiş halidir. Bu bize 10 gigabit eterneti almamızı, ve SONET bağlantısı üzerinde çalışan bana yerleştirmemize izin verir. Amerika Birleşik Devletleri'nde biz SONET olarak kullanıyoruz. Geniş alan ağları için dünyanın geri kalanındaki diğer network tipleri SDH olarak ifade edilen bir şeyi kullanmaktadır. Bu SONET'e çok benzerdir. Bu ikisi arasındaki farkları şöyle ifade edebiliriz. SDH, eş zamanlı sayısal sıra düzen anlamının İngilizce olarak kısaltmasıdır. Ancak bizim sahip olduğumuz aynı 3 standarttır. Burada bizim kısa, uzun ve genişletilmiş aralıklar için kullandığımız ifadeler gibi mesafe standartları ve aynı fiberden bahsedilir. Ve sadece bunları bir WAN bağlantısına yerleştirerek ve daha sonradan SONET üzerinden gönderilmesini sağlamaktadır. Gerçekten çok zekice. Eğer biz bunu vaktinden önce planlarsak WAN üzerinden bunu destekleyecek olan donanımı çalıştırmaya başlayabiliriz. Bu yüzden E1'lere ihtiyacımız yok. T1'lere ihtiyacımız yok. T3'lere ihtiyacımız yok. Bunu basit bir şekilde kendi gigabit ethernetimize koyabilir ve WAN'a gönderebiliriz. Ve bu diğer tarafta görülür. Bakır bağlantılar üzerinden 10 gigabit kullanmayı isteyebileceğimiz bazı belirli server komünikasyonları bulunmaktadır. Siz bir veri merkezindesiniz. Çok daha masraflı olan fiber kullanmak istemiyorsunuz. Sadece bakır üzerinden 10 gigabiti bağlayın. 10 G T olarak ifade edilen için bir standart bulunmaktadır. Bu bükümlü tel çifti kablolarını kullanmaktadır. Beklediğimiz şekilde kategori 6 üzerinden çok uzağa gitmemektedir. Daha yavaş ethernetler ile sadece 55 metreye gidebilirsiniz. Kategori 6A 100 metreye kadar gidebilecektir. Bu bir sunucuya koyabileceğiniz veya bir masaüstü makinede yerleştirebileceğiniz ve bu aygıtlara doğrudan yüksek hızlı 10 Gigabit bağlantılarını çalıştırabileceğiniz kartlardan birisine örnektir. Şimdi bu LAN teknolojilerinden bazıları hakkında neler öğrendiğimiz ile ilgili konuşalım. İlk olarak hangi Adnetin protokolü yarım çift yönlü etherneti kullanmaktadır? Yarım çift yönlü ethernet için bir Adnetin protokolü bulunmaktadır. Buna çarpışma algılaması ile taşıyıcıyı dinleyen çoklu erişim denir. Tam çift yönlü ile herhangi bir çarpışma yoktur aynı anda konuşabilen ve iletebilen insanlar olduğunu düşünün. Bu yüzden çarpışma algılaması ile taşıyıcıyı dinleyen çoklu erişim teknolojisini gerçekten kullandığımız tek zaman yarım çift yönlü ethernet komünikasyonunda bulunduğu zamandır. Bir sonraki soru hangi kablo tipi 100 base TX kullanmaktadır? 100 base TX'te bildiğimiz üzere 100 base TX için özel olan bir kablo bulunmaktadır. Burada T harfini görüyoruz. Öyleyse bükümlü tel çifti kablo bağlantısı olmalıdır. Saniyede 100 megabit ile gitmek için en azından kategori 5'e sahip olmamız gerekir. Son sorumuz ise Gigabit base LR için maksimum mesafe nedir? Hatırlarsanız bu LR için uzun aralık ifadesini kullanmıştık. Bu doğru türde fibere ve her iki uçta da doğru türde donanıma sahip olduğumuz sürece 10 kilometreden 25 kilometreye kadar büyük mesafelerde gidebileceğimiz anlamına gelmektedir. Bu teknolojisi tipleri hakkında bilmemiz gerekenleri kapsamaktadır. Biz tüm bu farklı internet çeşitlerine göz atmış olduk. Ağ teknolojilerinin farklı kısımlarında veya yerel ağ ağlarında farklı özelliklerden bazılarını incelemiş olduk. Eğer ücretsiz Network Plus videolarımızdan daha fazlasını izlemek, mesaj panolarına katılmak ve daha birçok şeyi istiyorsanız web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. freenetworkplus.com